Kuprashov en son kimi yenmişti? Hayatında knockdown olmayan bu adam işte böyle nakavt olmuştu. Kudrashov'a sevgili izleyiciler. Maç başlıyor. Dimitri Kudrashov, Vicapito, Meraro işte Kanal Türk ekranlarında. Kudrashov 1.89 boyunda 90.7 kilo geldi tartısında sevgili izleyiciler. Meraro 1.87, sadece 2 santimetre kısa. 90.7 kilo geldi tartısında. Meraro 4 kez kaybetti şu ana kadar. 28 galibiyetinin 14 tanesini knockout'la gerçekleştirdi Meraro. 17 maçını knockout'la kazandı o da. 2 knockout'lar boksör karşı karşıyalar. Alexander Kalinkin mücadelenin ring hakemi. Masa hakemleri Evgeni Gorshchov, Baban Nodirov, Sergey Lutinov. Maç başlıyor. Boks yazın. Yorumlarınızı göndermeye başlayın. Ya da @MBilgehandemir Twitter adresinden de yorumlarınızı gönderebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. İlk round başladı bile. WBA'de uluslararası Cruiserweight unvan maçı bu. İlk unvan maçını da yapmış oluyor böylelikle. Tabii ki bu büyük bir unvan değil. Bu federasyonun 3. unvanı bu. Uluslararası şampiyonluk maçı bu Cruiserweight. 10 round karşılaşma bu, ama bu karşılaşmadan sonra şampiyonluk maçı bekleniyor iki boksör içinde. Soldrek. Bir Soldrek daha geliyor. Vicapito iyi başlamak istiyor. Öyle yabana atılacak bir boksör değil, bunu söyleyeyim. Sağ uppercut geldi. Erken bir knockout yaparsa Kudrashov gerçekten elini öpmek lazım. Müthiş bir boksör olduğunu ortaya koyar. Kudrashov şeklinde bakın. Müthiş tezahüratlar var. Midesine sağ direkte yöneldi. Nambiyalı boksör. Kendisini geriye doğru çekmek istedi. Afrikalı boksör. Siyah eldivenleriyle Rus. Kırmızı eldivenleriyle Nambiyalı boksör ekranlarınızda. Boldrek attı. Ensesine bastırıyor şu anda. Piyasaya bir mücadele. İlk rounddayız daha. Gecenin ilk maçındayız. Soldrek mideye. Nambiyalı boksör hemen kontraya çıkmak istedi. Galiba bu akşam işi biraz daha zor gibi Kudrashov'un. Tezahüratlar var. Sanki bir futbol maçında gibiyiz. Boldrekler. Bir sağ direk attı. Üzerine kapandı hemen Nambiyalı boksör. Kafanı kaldırıyor diyor hakem. Boldrek. Hemen omuz omuza bir mücadele sanki söz konusu. Üzerine doğru gidiyor Kudrashov. Tabii gözümüz. Bakın orada bir aparkat geldi. Her an yapabileceği bir knockout'ta. Sol sağ direkt denemesinde sadece sol direğini isabet ettiriyor. Tekrar üzerine gitme çabasında. Yine bir sol direkt denemesi var. Köşeye sıkıştırdı. Oradan bir şey gelir mi? İlk round'da son saniyeler. Ve son saniye ardından atılan bir iki yumruk. Eğer sizler de hazırsanız başlıyor. Yeni bir 3 dakika bakalım bize neler gösterecek. 1985'te Nambiya'nın Bobabis şehrinde dünyaya geldi Vicapito Meraro.
Ama şimdi Windhoek şehrinde yaşıyor. Namibya'da. Lakabı baş yaratık. Oldrek. Sadrek. Kolay kolay yanına sokmuyor Rus boksörü. Morero. Sıralamada WBO'da 4 numarada. Yani şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanmış bir boksör. Sadrek. Eğer zaten Kudraşov'u yenerse bu gece Moskova'da müthiş bir kariyer yapar. Yani çok ses getiren bir sonucun altına imza atacağından doğrudan ünvan maçına çıkması da beklenir. Sadrek. Bir sol direk. Ama böyle sanki çok diri, çok ayakta değilmiş gibi Namibyalı. Dediğim anda da rakibine sarılıyor. Hani o demin bana sorduğun soruyu ben kontradan cevap vereyim. Daha çok rakibinden çekinen taraf Namibyalı boksör. Hakem de 1947 doğumlu sevgili izleyiciler. 68 yaş mı yapıyor? Boldrek. Bu hakem zaten genelde Rusya civarında 1998'den beri hep görev alan bir hakem. Alexander Kalinkin, Rus hakem. Tabii burada Rus hakem olması, bir Rus boksörün içeride olmasıyla çok eleştirilecek bir durum mu diye soracak olursak sana Koray. Ya biz bunu dünyanın her bölgesinde hemen hemen karşımıza çıkabiliyor. Bu aslında alışılagelecek bir durum. İkinci roundda son saniyelere doğru ilerliyoruz. Rus çekiciyle baş yaratık karşı karşıya. İkinci roundda da iki boksörün de çok ciddi anlamda temkinli olduklarına şahitlik ediyoruz. Ama gözümüz kulağımız her an gelebilecek bir knockout'ta. Bunun tedirginliği açıkçası daha çok Namibyalı boksörde. Yine köşeye sıkıştı. Kısa kroşelerle oradan ayrılmak istiyor. Hemen o mesafede bir sağ aparkat geldi. Üzerine doğru yine yönelmeye çalışıyor. Boldre'yi attı ve ikinci raundu tamamladık. Şimdi bu Kudraşov'un sol kroşeleri oldukça etkili ama rakibi de bunun farkında olduğu için ne zaman soluna yüklenmeye kalksa Rus boksör, Namibyalı'da hemen sağ direğiyle cevap verdiğinden Kudraşov henüz o etkili silahını kullanabilmiş değil. Ama burada Rus boksörün yapması gereken bir şey varsa o da daha fazla aksiyon denemeli. İlk iki raundda biraz pasif gördüm ben Kudraşov'u geçmiş maçlara nazaran. Tabii şunu da söylemek lazım. Şu anda Mayıs ayındayız. Nisan ayında bir buçuk ay önce, belki 40 gün önce bir maç yapmıştı. 40 gün önce bir maç yapmış olması Kudraşov'un. Bir kapita. Bakın bu arada daha isabetli, daha önde olan isim olarak istatistik bilgilere göre Namibyalı boksör. Bu aslında tuhaf bir sonuç değil. Neden? Çünkü genelde direkt yumruklar üzerinden çalıştığından o isabet eden yumruk sayısı bakımından Namibyalı'nın önde olması normal bence. Bu arada Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov. Ramazan Kadirov ekranlara geldi. Üzerine gidiyor tekrar Kudraşov. Bir tane salladı sanki üzerine gidiyor şimdi. Orada attığı yumruktan sonra Kudraşov sanki şöyle bir sallandı. Kudraşov kendisine fazlasıyla güveniyor ama boksta hiç kimseyi küçümseyemezsiniz. Boldrek midesine Namibyalı'dan. Başta tempo giderek artıyor sanki. Özellikle Namibyalı'nın attığı bu yumruktan sonra birçok şey değişebilir. Pabuç'un pahalı olduğunu fark etti Rus boksör. Bu gece herkesin beklediği mücadele Alexander Povetkin'le Kübalı şampiyon Mike Perez arasındaki karşılaşma. Doldrek. Bir sol direk daha midesine doğru. Kudraşov midesinden açıp kroşeyi çakmak niyetinde. Bunu yapabilir mi yapamaz mı? Zaman gösterecek. Değerli dostlar.
yumruklarını her daim çok başarılı kullanan bir isim Kudraşov. Tek yumruklarda da başarısı söz konusu değil mi Koray? Zaten en ünlü olduğu kısım o nokta, yani o tek vuruşta yaptığı kroşeler ve yaptığı knockoutlar, daha doğrusu kroşenin ardından gelen. Hemen tekrar yeni bir atak peşinde şimdi. Sağ kroşesini salladı ama hemen orada Nambiyalı boksör. Bir karaciğer yoklaması var orada. Nambiyalı'nın derken bir sol kroşe geldi şimdi. Sağ kroşeyi salladı, yüzünü sıyırdı geçti. Sırtını dönüyor Rus. Bunu ikinci kez yaptı. Böyle sırtını dönüp attığı bir yumruk var ki tam da hakemin araya girdiği bölümlerde. Aslında bu bir ihlal. Kudryashov'un yaptığı mı? Evet. Bunu ikinci kez tekrarladı. Dikkat ettim. Nambiyalı sağlı sollu direklerle üzerine gitmek isterken hemen yine mesafeyi daralttı Rus boksör. On roundluk karşılaşmanın dördüncü rounddayız. Eğer bir knockout olmazsa 10 round Kudryashov'u izleme fırsatımız olacak. Sol direk midesine sağ direk attı. Sağ parkatta boşa gitti. Ve bir tane geliyor. Orada sert bir yumruk Vikapita'dan. Ve bu arada sağ direk mükemmel. Kudryashov kendine gelmeye başladı sanki. Kudryashov şu ana kadar rakibinin kendisine uyguladığını o bu sefer rakibine cevap verdi. Sol direği sağ direkle cezalandırdı. Yine yaklaşmaya çalışıyor. Her iki boksör de boks adına taktiklerini ön plana çıkartmak çabasındalar. İkisi de özellikle Kudryashov için bunu söyleyemem ama özellikle Vikapita için kaybederse çok şeyi kaybetmiş olur. Bir daha bu noktayı yakalaması çok zor. Maç önce söylemiştik. WBO'da 4. sırada ve yani bir adım var sanki dünya şampiyonluk maçına şu noktadan bakıldığında. Sağ direk attı. Bir tane daha sağ direk geliyor. Arka arkaya iki tane. Çok başarılı yumruk. Sağ direk yine Nambiyalı'dan sol direk attı derken bir tane hemen Rus boksörden cevap geldi. Aparkat denemesi yine gardında kalıyor rakibinin. Yapışıp kaldılar. Enteresan bir mücadele oluyor Koray. Disiplin savaşı içinde geçiyor. Müthiş taktikler uyguluyorlar ve bir sol kroşe. İşin içinden çıkamamaya başladılar. Bu bölümlerde aparkat yumruklarına daha fazla başvurmaya başladı Kudryashov. Heyecanı sürükleyen iki boksör. Özellikle kaybetme korkusu içine girmiş gibiler. Bu roundu da bitirdik. Rounddan sonra yumruklar konuşmaya devam etti. Tabii resmi istatistik değil bunlar. Hakemlerin vermiş olduğu puanlar değil ama orada Vikapita Merero, Nambiyalı boksör, 30 yaşındaki boksör. İstatistiklere göre daha önde gözüküyor şu anda. Ama hakemlerin Nambiyalı boksörü önde gösterdiğine inanmıyorum ben. Çünkü puan alıcı yumruklar bakımından ve aktiflik bakımından Rus boksör daha önde aslında. Ya daha diri duran Rus boksör. Ama damlaya damlaya göl olur misali yumruklar atan da Nambiyalı boksör. Şimdi orada cep ve power diye ayırıyorlar ya yumruklar istatistiklerde. Cep yumruklar, direkt yumruklar, powerlar ise kroşe aparkat karışımı. Dolayısıyla daha ağır yumruklarda o power vuruşlarına dikkat etmek lazım hesaplama yaparken puanlamada. Twitter'da M. Bilgehan Demir mention yapın, yorumlarınızı gönderin arkadaşlar. Ufak ufak okumaya başlayayım. Kendi adaşım bir arkadaşım yazmış. Bilgehan Orhan adlı bir arkadaşımız demiş ki
Kudraşov alışmış ilk rauntta knockout yapmaya. Dört rauntta soluk soluğa kaldı demiş. Haklı mı? Ya rakibinin açıkçası oyun bakımından onu bu noktaya soktuğu bir gerçek. Ama yani bu da normal çünkü neticede herkes rakibine yani dersine uygun çalışmak zorundadır yani sınavlara girmeden önce. Yani oyunun temposunun düşüklüğü biraz da Meroro'nun şu anki ringdeki hareketine bağlı. Arkadaşlar nereden, hangi şehirden yazdığınızı da gönderin. Onları da okuyalım. Bu arada maç kızıştı tekrar. Beşinci rauntta karşılıklı yumruklar gelmeye başladı. Kudraşov rakibinin canını acıtmaya başladı artık bu anlarda. Arkadaşlarımdan bir ricamda bulunacağım. Tabii yorumlarınızı yazarken boks gecesinde boksla ilgili yorular ve sorular. Sorular olsun. Yorumlar ve sorular. Sadece boksla alakalı, kickboksla alakalı yazmayalım boks gecelerinde. Onlara ilgi göstermeyeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kickboks gecelerinde de kickboks konuşuruz. Sağ direk. Bir sol koşa geliyor. Bir sol koşa daha geldi. İsabet yok. Kudraşov peşine düştü rakibinin. Hafif bir yorgunluk belirtisi. Aparkat geliyor orada bir tane. Sol direk denemesi var. Bu arada sol direk geldi yine Nambiyalı boksörden. Bicapita Merero sürpriz yumruklarıyla bu gece kendisini konuşturuyor. Süper orta siklette başlamıştı kariyerini. Ardından hafif ağır siklete geçiş yaptı. Bu dönemde de yarı ağır siklete devam ediyor. 3 ayrı siklette maçlara çıktı. Nambiyalı boksör, siyahi boksör. Jürgen Bremer gibi önemli bir boksörle de ringe çıkmıştı. Çilemba gibi boksörle. Bu arada ring hostesleri ekranlara geliyor. Bu gece onlar görev yapıyor bu salonda. Profesyonel boksa başlamadan önce de karışık dövüş sanatlarında MMA'de de maçlar sergiledi sevgili izleyiciler. İyi performansları vardı Dmitri Kudryashov'un. Tabii amatör kariyerinde öyle dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara katılma başarısı gösteremedi ama profesyonelde iyi gidiyor. Sol direk attı Nambiyalı. Aynı anda da yumruk yedi bir tane. 10 roundluk maçın ortalarını geçtik. Nambiyalı tekrar sürpriz bir şekilde üzerine gidiyor Kudryashov'un. Erken roundlarda rakiplerini knockout eden Bruce boksör. Nambiyalı Afrikalı boksör karşısında. 6. rounda kadar taşıdı. Bir tane sağ attı, salladı gibi. Bir de sol geliyor. İsabet etti. Bakın ayakta duramıyor. Şimdi üzerine gitti. Sağ kroşe ve yıktı. Diz çöküyor Afrikalı boksör. Şu an grogi durumda. Puana kalsa işi zordu Kudryashov'un. Devam ediyor. Eşi ekranlarda bu arada Nambiyalı boksörün. Sol direk midesine. Bir tane daha sol geliyor. Aparkat denemesi var. Sağ attı çenesine. Bir de sol. Kombine yumruklara girmeye başladı. Karşılaşma fena halde sıkışıyor Nambiyalı için. Tekrar sarıldı. Bu fırtınayı atlatması için 1 dakika 15 saniye kadar bir zaman dilimi kaldı. Bakın 16-15. Sol direkt midesine. Hemen Nambiyalı da Afrikalı boksör aynı şekilde midesine cevaplar denedi derken karaciğere bir tane vurdu. Arkasından da ikinci yumrukla birlikte rakibini yıkmayı başardı. Devam edebilecek mi? Hakem sayıyor, sayıyor. Bitti, bitecek, bitiyor. Sanki hem karaciğere hem de çok hızlı bir şekilde bir de kroşesi var gibiydi. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Bakın burada bir karaciğer, sonra bir de sol kroşe. Bakın böyle yatırıyor. Одержал победу нокаутом. И остается несовершенный поражений. Your winner by knockout and still undefeated. Пити русская кувалда. Кудряшов.
Dimitri Kudraşov'un da evli olduğunu ve 5 yaşında bir kız çocuğuna sahip olduğunu da söyleyelim. Ekonomi alanında da master derecesinde üst düzey bir isim. Kudraşov sadece bir boksör değil, aynı zamanda bir ekonomist.